Bugün 25 Temmuz günlerden pazar. Suriye'nin Elbap bölgesinde teröristlerin askeri aracı düzenlediği hain saldırıda iki asker şehit oldu. Assubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeler Emrah Arslan için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. Ateş Ordu ve Samsun'a düştü. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerimizi şehit eden teröristlere anında karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Assubay Çavuş Fatih Güney, Sözleşmeler Emrah Arslan. Acı haber Elbap'tan geldi. Suriye'nin Elbap bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği hain saldırıda iki asker yaralandı, iki asker de şehit oldu. Şehitler için ilk tören Gaziantep'te yapıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlar Mehmetçiğin omuzlarındaydı. Assubay Çavuş Fatih Güney 26 yaşında bekardı. Şehit Güney için memleketi Ordu'da tören düzenlendi. Törene katılan şehidin kardeşi Aynur Güney de polis özel harekatta görevliydi. Ayakta durmakta zorlanan anne ve babasını teselli etti. Şehidin cenazesi Ordu'da toprağa verildi. Allahu Ekrem! Şehit Sözleşmeler Emrah Arslan için tören Amasya'da düzenlendi. Ulaşamadım bu bayramlığına mı? Ulaşamadım bayramlığına. Babası inşaat işçisi, annesi işitme engelliydi. Yedi kardeşin en büyüğü olan Arslan düğün hazırlıkları yapıyordu. Düğün hazırlıkları vardı. Ceyizlerini falan almışlar. Hepsini hazırlamışlar. İşte şehit haberi gelince hepsi yıkıldı yani. Cenaze törenine katılan nişanlısının gözü yaşlıydı. Bir sene oldu nişanlı tam bugün. Görüşmek. Konuştuk. Çalışıyorum demişti. Bir daha konuşmak. Şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketi Samsun'da soyulculuğuna uğranıyor. Şehitlerin kanı ise yerde kalmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı.